Evet arkadaşlar merhabalar. Geldik öğretim tekniklerine. En çok sevdiğiniz, soru çözerken inanılmaz eğlendiğiniz, keşke bütün ÖYT soruları tekniklerden çıksa diye hayalini kurduğunuz arkadaşlarım. Bir üniteye geldik ve dersimizin de son ünitesini artık çalışmaya başlıyoruz öğretmenlerim öğretim teknikleri ünitesinden sınavda karşınıza hadi mutlu olun yine de arkadaşlarım bir 5 ila 7 aralığında soru gelecek mi? Gelecek. Yani bizim gel bizim için gerçekten önemli konu başlıklarından bir tanesi burası olacak ve sizlere bunları sınıf içinde uygulananlar deyip bir 30 tane teknikten bahsedeceğim. Ardından arkadaşlarım kavram öğretiminde kullanılanlar diye bir başlık atacağız. Bir de sınıf dışında uygulanan kavram öğretim teknikleri şeklinde uyarlamayı yaptık mı arkadaşlarım? Olayı bitirmiş olacağız. Karıştırabileceklerinizi eğer birbirle çok bağlantısı olan teknikler varsa onları beraber anlatacağım arkadaşlar. Bir sıkıntı yaşamamanız adına. Şimdi dikkat edin. Özellikle buradaki 7 teknik. Dörtlü bağlamda burası. Üçlü bağlamda da burası birbirine karışacak. Çünkü bakın dikkat edin. Bu dört tekniğin dördünde de arkadaşlarım temel mantık, temel amaç. Öğrenciler bir konuda düşünsünler ve dikkat edin çok önemli fikir alış verişinde bulunabilsinler diye kullandığımız bir 7 tane öğretim tekniği arkadaşlar bunlar. Yani çocuklar düşünsünler ve fikir alışverişinde bulunabilsinler diye kullandığımız bir e, arkadaşlarım 7 tane teknikten bahsedeceğim sizlere. Unutmuyorsunuz düşün eşleş paylaş tekniğindeki mantık nedir gaz hocam derseniz dikkat edin. 3 aşamadan oluşan bir öğretim tekniğidir arkadaşlarım. Nasıl? düşünmek ve fikir alışverişine bulunmak amacıyla kullanıyorduk değil mi canlar? Evet o zaman diyorum ki öğretmen bir soru sorar. Her öğrenci önce kendi başına her öğrenci kendi başına birkaç dakika arkadaşlarım ne yapar fikir üretir. Öğrenciler kendi başına birkaç dakika bireysel düşündükten sonra arkadaşlarım dikkat edin burası önemli. Öğretmen sınıfta ikili gruplar oluşturur. Yani öğrencileri birbirleriyle eşleştirir arkadaşlarım. İkili gruptaki öğrenciler düşündüklerini birbirleriyle ne yaparlar? Paylaşırlar. Yani fikir alışverişinde bulunulur arkadaşlarım. Unutmuyorsunuz. Yani düşün eşleş paylaşta önce herkes kendi başına düşünecek. Sonra ikili gruplarda fikir alışverişinde bulunulduğu takdirde olay noktalanmış olacak arkadaşlarım. Önce her öğrenci kendi başına, sonra ikili gruplarda fikir alışverişi. Bu kadar basit arkadaşlarım. Başka hiçbir şey aramanıza gerek yok. Devam ediyorum. Kar topu tekniğinde neye dikkat edeceğiz arkadaşlarım? Yine düşünsünler ve fikir alışverişinde bulunabilsinler diye kullandığımız bir öğretim tekniği öğretmenlerim. Bu noktadan öğretmen arkadaşlarım sınıfa yine diğer teknikte olduğu gibi bir soru soracak. Ve dikkat edin yine her öğrenci önce kendi başına birkaç dakika fikir üretecek. Her öğrenci önce kendi başına birkaç dakika fikir ürettikten sonra aynı soru sınıfta önce ikili gruplarda sonra dörtlü gruplarda en sonda arkadaşlarım 8'li gruplarda tartışılarak süreç tamamlanacak. Yani farkındaysanız kar topunu kar topu yapan ayrıntı git, git gide, öğrenci sayılarının arkadaşların iki üssü n formülüne göre güven hocamıza buradan selamlarımızı gönderiyoruz. 2 üssü n formülüne göre arkadaşlarım bir sürecin arkadaşlarım ivmelenerek artarak gitmesidir arkadaşlar. Yani bakın 1 ve 2'de kalırsak fikir alışverişinde düşün eşleş paylaş. 1, 2, 4, 8 sıralamasında ilerlersek de buna da ne diyoruz öğretmenlerim? Kar topu diyoruz unutmuyorsunuz. Geldi vızıltı gruplarına. Vızıltı gruplarına sınavda Philips olarak da karşılaşabilirsiniz. Bız buz gruplar olarak da karşılaşabilirsiniz. Ve kurban olduklarım dikkat edin. Yine düşünmek ve fikir alışverişinde bulunabilmek amacıyla kullandığımız bir teknik olarak karşımıza gelecek arkadaşlar ve temel felsefesi nedir Gaz Hocam derseniz bakın şunu asla unutmayacaksınız vızıltıda gruptaki öğrenci sayısı kadar. Gruptaki öğrenci sayısı kadar. Şimdi dikkat edin şöyle yapalım bir vızıltı diyeyim. Ee, sonra iki nokta üst üste koyayım. Bir farklı şekillerini de göstermek istiyorum. Gruptaki öğrenci sayısı kadar. Sıkı dur geliyor. Gruba arkadaşlarım ne vermektir? Gruba süre vermektir. Yani gruptaki öğrenci sayısı kadar gruba arkadaşlarım bir süre veriyorsak şanların benim dikkatli oluyorsunuz. Buna vızıltı 22 44 55 gibi farklı türleri ortaya çıkıyor. Yani ne demek istiyorum? 2 kişi 2 dakika bir konuda fikir alışverişinde bulunuyorsa vızıltı 22. 4 kişi 4 dakika yapıyorsa 5 kişi 5 dakika arkadaşlarım. Sakın bak işleve takılma. Gaz hoca 3 tane anlattı diye 3 tane yok. Vızıltı 33 uygulayabilirsin. Vızıltı 66'yı da kullanabilirsin. Ama yeter ki şunu bil. Grupta kaç kişi varsa o grup o kadar dakika süre veriyorsak bu tekniğe de ne diyoruz arkadaşların? Biz dedikodu diyoruz. Unutmuyorsunuz. Pardon vızıltı, filips, bızbız Vız grupları diyoruz arkadaşlar. Nasıl yakalandım değil mi? Devam edelim arkadaşlar. Geldik dedikodu yap. Dedikodu tekniği işte siz de dedikodu gıybet mi yapalım düşüncesinden o tekniğin adını yarın söyledim bilmiyorum. Ama vızıltıyı hallettiğimizi düşünüyorum. Geldim dedikodu tekniğin arkadaşlarım. Yine öğrenciler düşünsünler ve fikir alışverişinde bulunabilsinler diye kullandığımız bir teknik. Ve tamamen arkadaşlarım ikili gruplarda ikili gruplarda sonra yeni ikili arkadaşlarım gruplarda yeni ikili gruplarda fikir alışverişinde bulunulan bir süreci var arkadaşlarım dedikodu tekniğinin. Yani öğretmen olarak bir soru soruyorsunuz, ikili gruplar oluşturuyorsunuz. Onlar bir süre bir fikir alışverişinde bulunuyor. Sonra yeni ikililer oluşturula oluşturula fikir alışverişine devam edilen bir öğretim tekniğidir dedikodu. Ki ana ayrıntısı sınavda size mutlaka arkadaşlarım söyleyeceği şey ne? Dikkat ediyorsunuz. Eski grup arkadaşlarının söylediklerini, eski grup arkadaşlarının söylediklerini hazırsanız geliyor. Yeni grup arkadaşlarına, yeni grup arkadaşlarına iletmek aktarmaktır diyoruz. Yani laf taşımaktır aslında arkadaşların dedikodunun temel mantığı. Laf taşımak eski grup arkadaşımdan o konuyla ilgili düşüncesini, fikrini, görüşünü alıyorum. Ondan sonra mesela ne yaptım? Esra hocamla bir konu hakkında görüştük. Onun fikirlerini aldım, 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 aldım. Sonra geldim Özdur Hocam'ın yanına. Dedim ki Özdur Hocam benden duymuş olma. Esra Hoca bu konuda bunu dedi, bunu dedi, bunu dedi. Sen ne düşünüyorsun dedim. Esra Hoca'dan ne dediklerinin detaylarını aldım. Dikkat edin. Ee, Özdur Hoca'dan ne dediklerinin detaylarını aldım. Sonra ne yapıyorum bakın gidiyorum arkadaşlar. Geliyorum yönetmen Berkim'in yanına. Berk kardeş diyorum bak unutma. Özdur Hoca bu konuda bunu dedi, Esra Hoca bu konuda bunu dedi, sen ne düşünüyorsun diyorum. Yani resmen yaptığım iş nedir? Birinden laf alıp diğerine taşımak gibi düşünün. İşte bu tekniği bilgi amaçlı, eğitim ve öğretim amaçlı kullandığımız takdirde de ne karşımıza geliyor? Dedikodu tekniği karşımıza geliyor öğretmenlerim, unutmuyorsunuz. Mantık bu. Hadi devam edelim o zaman. Geldim yeni bir üçlü grubu arkadaşlarım. Çember tartışma akvaryum ve rulman tekniğine güzel kardeşlerim burada yine düşünmek ve fikir alışverişinde bulunmak mantığıyla hareket ettiğimizi görüyoruz. Bakın nasıl ilerliyor arkadaşlarım. Şimdi takip edin. Çember tartışmada öğretmen geliyor sınıfa bir soru soruyor ve hemen sınıfta bir çember oturma düzeni kuruluyor arkadaşlarım. Oturma düzenimizin adı zaten teknemizin isminde var bakın. Çember oturma düzeni kuruluyor ve dikkat edin nasıl bir yol hatası izlenecek arkadaşlarım. Çemberden başkanın sağından başlayarak başkanın sağ tarafından başlayarak her öğrencinin her öğrenci bir dakikalık bir konuşma yapıyor her öğrenci bir dakika konuşur. Ve unutmayın tekniğin en önemli anahtar kelimesi. Ve bu her öğrencinin konuştuğu arkadaşlarım o bir dakikalık konuşmayı sekreter ya da yazıcı olan öğrenci o şekilde görevlendirilen öğrenci not ediyor arkadaşlarım. Yani Soruyu sorduk. Başkanın sağından başlayarak her öğrenci bir dakika konuştu. Ve bu konuşulanları sekreter yazıcı not etti arkadaşlarım. Sürecin devamında alınan notlarda değerlendirilip arkadaşlarım ortak bir ne alınıyor? Karar alınıyor o konuşulan konuyla alakalı olarak arkadaşlarım. İşte bakın Çember tartışmanın ana ayrıntısı, ana kurgusu bu. Ve sınavda geldiği takdirde sizden ne yapmanızı istiyorum? Dikkat edin. Başkanın sağından diyebilir. Her öğrenci bir dakika konuşuyor diyebilir. Ama bu ikisini vermese bile mutlaka konuşulanları kim? Sekreter yani yazıcı olan öğrencinin not ediyor olması gerekir. Mutlaka verir. O zaman sekreter ve yazıcının konuşulanları not ettiği bir uygulama yakalarsanız o zaman ne diyeceksiniz? Çember tartışma diyeceksiniz arkadaşlarım. Unutmuyorsunuz. Çemberin kritiği bu. Peki akvaryumda ne yapacağız gaz hocam derseniz? Akvaryumda dikkat alacağınız ana anekdot şu. Yine çocuklar düşünsünler ve fikir alışverişinde bulunabilsinler diye kullanıyoruz. Bu teknikte öğretmen yine sınıfa konuşulacak konuyla alakalı bir soru soruyor ve güzel kardeşlerim dikkat ediyorsunuz. Bu çok ama çok önemli bir detay. Akvaryum tekniğini diğer öğretim tekniklerinden ayıran en önemli özelliklerinden birincisi arkadaşlarım bu teknikte gönüllülük esası vardır. Yani ne demek istiyorum? Herkesi konuşmaya dahil etmiyorsunuz arkadaşlarım. Sadece konuşmak isteyen İstekli öğrencilere, gönüllü öğrencilere arkadaşlarım ne yapıyorsunuz sürece katıyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyoruz Gaz Hocam derseniz bunu iki farklı şekilde yapıyoruz arkadaşlarım. Birincisi şu bakın. Öğretmen soruyu sorduktan sonra arkadaşlarım bir çember oluşturuluyor ve konuşmak isteyen öğrenciler çemberin içine doğru birer adım alarak Çember içinde bir iç çember oluşturuyor. Çember içindeki bak dikkat et bak not alıyorum buraya takip et gönüllü olan öğrenciler iç çemberdeki gönüllü öğrenciler konuşuyor. Dış çemberdeki gönülsüz olan öğrencilerse bu sistemi dinliyor arkadaşlarım. Yani akvaryumun birinci kullanım şekli diğer adıdır biz bu tekne iç çember tekniği deriz arkadaşlarım gönüllü olan öğrenciler çember içinde bir iç çember oluşturarak konuşurlar. Eğer bu şekilde kullanmak istemiyorsanız şu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Yine öğretmen soruyu sorduktan sonra bir çember oluşturulur ve öğretmen çemberin ortasına yerleştirmiş olduğu sandalyeye arkadaşlarım oturur, konuşmasını yapar ve yerine geçer. Yani gönüllü olan öğrenci ya çemberin içinde bir iç çember oluşturacak ya da ne dedim öğretmenlerim çemberin ortasına yerleştirilen sandalye oturup konuşmasını yapacak. İşte akvaryum tekniğinin de sınavda yakalayacağın ana kilit noktası budur güzel öğretmenim. Peki geldik akvaryumla çok karıştırabileceğiniz rulman tekniğine. Rulmanda şu ayrıntıyı unutmuyorsunuz. Yine düşünmek ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla kullandığımız bir teknik. Öğretmen bu teknikte yine arkadaşlarım öğrencine bir soru soruyor. Bakın önemli bir ayrıntı arkadaşlarım. Öğretmen bir soruyu sorduktan sonra dikkat edin arkadaşlarım. İç içe iki tane çember oluşturuluyor. Eyvah! Akvaryumun birinci kullanım şekli arkadaşlarım aynı gibi görünüyor şu anda. Ama aradaki farkı veriyorum. Akvaryum tekniğinde iç çemberle dış çemberdeki öğrenci sayıları eşit olmak zorunda değildir. Eşit olmak zorunda değildir. Ama rulman tekniğinde iç çemberdeki ve dış çemberdeki öğrenci sayıları mutlaka birbirine eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Yani 20 kişilik bir sınıfta içeride 6 kişi dışarıda 14 kişi olabilir. Ya da 7'ye 13 olabilir ya da 8'e 12 olabilir ya da 15'e 5 olabilir. Bilemeyiz eşit olmak zorunda değil arkadaşlarım ama rulmanda 20 kişilik bir sınıfım varsa mutlaka 10 öğrenci içeride, 10 öğrenci de dış çemberde olmak zorunda. Çünkü karşılıklı fikir alışverişinde bulunacaklar. Birinci rulmanın özelliği bu. İki, i̇ki çemberde de öğrenci sayısı eşit olacak ve dikkat edin arkadaşlarım. Anahtar kelimesi de bir süre fikir alışverişinde bulunulduktan sonra çemberlerden biri genellikle arkadaşlarım bu tekniğin orijinalinde dış olarak karşımıza gelir. Çemberlerden biri dönecek. Ya da çemberlerden biri bir sıra atlayarak arkadaşlarım Fikir alışverişine devam edilecek. Yani rulmanı rulman yapan, sınavda mutlaka görmeniz istediğim temel ayrıntı ne? Çemberlerden bir tanesi döner, ve fikir alışverişine devam edilir. Çemberlerden biri döner, fikir alışverişine devam edilir. Çemberlerden biri bir sıra atlar, gör fikir alışverişine devam edilir mantığı. Yani şu ana kurguyu unutmadığınızda da rulmandan gelebilecek hiçbir soruyu kaçırmazsınız. Ama şunu yakalattığımı düşünüyorum. Akvaryumda çemberlerdeki sayılar eşit işte olmayabilir. Ama rulmanda eşit olmak zorundadır dedik arkadaşlarım İşte öğretim tekniklerinden son yılların popüler teknikleri arkadaşlarım son yılların popüler teknikleri bayağı sordular buradan arkadaşlarım son 3-4 yıldır bayağı geliyor şöyle onlarla bir başlangıç yapayım istedim diğer tekniklerimize devam edeceğiz arkadaşlarım